siyasal iktidar 20 Temmuz 2016'da darbe girişimi gerekçesiyle olağanüstü hali 3 defa da uzatmıştır. 318 gündür olağan hukuku askıya almıştır. 318 gündür olağan hukukun uygulanmasını ertelemiştir. Olay kapsamında gelinen aşamada başta emekçiler olmak üzere tüm toplum kesimleri o halin mağduru konumunda olduğu için o halin sonlandırılmasını talep etmektedir. Siyasi iktidarların başında o hali kaldırdık diye böbürlenenler şimdi daha karanlık ve milyonlara varan mağduru olan bir o hale sığınmış durumdalar. Ve o hal dışında bir yolumuz yok diyorlar. Birçok işlemini yine başta emekçiler olmak üzere topluma dayatabilmek için o hali uzatmaktadır. İhraç ettiğiniz ve aylardır işsiz bıraktığınız kesti yurttaşlar bu ülkenin onurlu emekçi insanlarıdır. Mahkemelerden neden kaçıyorsunuz? Hakimini, savcısını kendi atadığınız mahkemelere başvuruyor mu? Neden kapatıyorsunuz? Buradan her hafta uyarıyoruz. O halin toplumsal maliyeti her geçen gün artmaktadır. Uğranılan haksızlıklar nedeniyle başta intiharlar olmak üzere boşanmalar, aile içi şiddet, beyin göçü, işsizlik gibi çok temel kitlesel sorunlar devlet eliyle ortaya çıkarılmaktadır. Ve her geçen gün verimleştirilmektedir. O hali uygulaması nedeniyle yüz binlerce kamu emekçisinin hukuk dışı şekilde işten attığınızı bildiğiniz için hukuktan, kanundan, mahkemeden o hale sığınarak kaçıyorsunuz. O hali sonsuza kadar uzatamazsınız. Olağan hukukun dışında kalarak emekçilere uyguladığınız zulmü sonsuza kadar sürdüremezsiniz. Emekçiler bunun hesabını sizden soracaktır. Gün gelecek, devran dönecek, mahkeme halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. O halde KHK ihraçları karşısında tamamen demokratik yollarla hakkını arayan, başta ihraç edilenler olmak üzere tüm yurttaşlara yönelen polis şiddeti yine bir OHAL hukuksuzluğudur. Anayasaca tanınan haklar olan madde 25, düşünce ve kanaat hürriyetini açıklama hakkı, madde 26, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, madde 34, toplantı ve gösteri işi düzenleme hakkı başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerini kullanan yurttaşlara karşı orantısız ve tamamen hukuka aykırı bir şekilde saldırı olmaktadır. Türkiye genelinde birçok ilde yapılabilen eylem ve etkinlikler başta Ankara olmak üzere birçok ilde keyfi bir şekilde engellenmektedir. Ankara'da hukuksuz bir şekilde işten atılan arkadaşlarımızın en temel hakları olan şiddet içermeyen tamamen yasal ve demokratik hak arama girişimleri her gün en hafif deyimiyle tamamen hukuk dışı kanunsuz saldırılara maruz kalmaktadır. Buradan arkadaşımız Melis Açılık başta olmak üzere Yüksel Caddesi'nde temel demokratik meşru haklarını kullanırken saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza yönelik saldırıları kınadığımızı bildiriyoruz. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. 187 gün önce haksız bir şekilde gasp edilen işlerini talep eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı arkadaşlarımıza yönelik süreç boyunca yapılan haksız, hukuksuz gözaltılara şimdi tutuklama süreci eklenmişti. Bu tutuklamanın altına imza atanlar tarihin, toplumun ve hukukun önünde hesap vereceklerdi. 87 gündür açlık grevinde olan arkadaşlarımız
derhal serbest bırakılmalıdır. Yaşam haklarını tehdit eden her unsurdan siyasal iktidar ve bu işlemler olan kamu görevlileri sorumlu olacaktır. Suriye sevgi yalnız değildir. Suriye sevgi yalnız değildir. Suriye sevgi yalnız değildir. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Siyasal iktidar ve uzantılarını hukuk içine dönmeye, o haline polis şiddetini sonlandırmaya, başta ihraçlar olmak üzere suç uydurarak toplumu kriminalize etmemeye çağırıyoruz. O hal nedeniyle günden güne derinleşen ekonomik siyasi krizin faturasını bu halk değil siyasi sorumluları ödeyecektir. Hukuku erteleyerek bir yere varamazsınız, kurtulamazsınız. Biz keskin emekçiler ne dün, ne bugün, ne de yarın sizin o halde darbe hukukunuzda değil, fiili meşru ve evrensel emek mücadelesiyle yol aldık, mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.